Ben oynadığım veya izlediğim içerikleri genelde orijinal dilinde tüketmeyi tercih ediyorum. Bunun iki tane büyük sebebi var. Birincisi duygu, ikincisi anlam. Özellikle Japon içeriklerini İngilizce dublaj olarak oynadığınızda çoğu zaman ya duygu ya da anlamı kaybediyorsunuz. Bu da içeriğin kalitesini bozuyor. Örnek vermeye başlamadan önce birazcık para kazanmam lazım, bekleyin. Selam arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Bu videonun sponsoru Blood Vessels. Blood Vessels tabletop RPG mekaniğine sahip. Rol yaptığınız ve kullanıcının yönlendirdiği bir oyun. 1890'lı yıllarda Amerika'yı yeren bir uzaylı virüsüyle vampirler değişik yetenekler kazanmış ve bu yetenekleri ve vampirleri siz tasarlıyorsunuz. Çünkü bu oyun bir NFT oyunu. Yapacağız NFT vampirleri sayesinde her NFT vampirinin kendine ait özellikleri ve hikayeye kendi katkısı oluyor. Tamamen sizin yarattığınız vampirlerle vampirinizin geçmişi, şu anı ve geleceği tamamen sizin elinizde. Blood Vessels farklı yollardan ilerleyebileceğiniz hikayelere sahip. İsterseniz insanın sonunu getirecek bir vampir, İsterseniz gölgelerden hareket edecek, kimseye bulaşmayacağınız bir vampir. Her bir vampir özel kılacak yeteneklerinin olduğunu da unutmamak gerek. Oyun Discord üzerinden oynanıyor. Evet, bildiğimiz Discord. Bir vampire sahip olarak Discord'daki özel kanala erişiminiz oluyor ve oynamaya başlayabiliyorsunuz. Siz de açıklamada bulunan linke tıklayıp Discord adresine katılıp bir vampir edinerek kendi senaryonuzu kendiniz çizebilirsiniz. Duygudan başlayalım. Bakugan videosunda da bu durumdan bahsetmiştim. Ne yazık ki Japon animelere dublaj yapıldığında, İngilizce veya Türkçe dublaj, serinin içine ediliyor. Tamamen bambaşka bir şey dönüşüyor anime. Mesela ben çocukken Yu-Gi-Oh izlerken bir tane sahne vardı. Yu-Gi bayağı sinirlenip karşısındaki rakibi neredeyse öldürecek bir konuma falan geliyordu. Ama bu sahneyi çocukken izlerken hep bir şey eksikti gibi hissediyordum. Yıllar sonra sahnenin orijinalini izlediğimde neyin eksik olduğunu anladım. Sahne şöyle, ilk önce Türkçesini sonra orijinal Japonca versiyonu izleteceğim. Savaşçım ona saldırabilir. Şimdi yeni bir kartım var. Şanssız görünüyorsun. Tekrar saldır. Tekrar çekiyorum. Başka bir canavar. Bugün senin günün değil. Büyücü, ona tekrar saldır. Bir bakalım. Güzel. Lütfen Firavun yeter. Bırak da bitireyim. Artık durabilirsin. Her şey bitti. Düello'yu kazandım bile. Orikalkos mührü kalktı. İki doru. Monster kartı. Şimdi bu ikisi arasında bence çok büyük bir duygu farkı var. Birisinde Yugi çok kızmış, hiçbir şey düşünemeyen, engellenmeyecek olsa rakibini öldürecek kadar sinirlenmiş iken, devinde böyle sürekli arada havalı sözler söyleyen, sanki öylesine bu demiş gibi izlenim veren bir Yugi var. Ve aynı hissettirmiyorlar. Tabi arkadaki müziğin değişmesinin de bunda büyük bir parmağı var. Ama orijinal versiyonu böyle olan bir sahneyi zamanında bu versiyonu izlemek açıkçası beni birazcık üzüyor. Kültürel fark fazla olduğu zaman genelde duygu kayboluyor. Yine başka bir örnek olarak Metro serisini verebilirim. Metro serisini biliyorsunuz. Rus biri tarafından yazılmış, Rusya'da geçen ve Ukraynalıların oyuna dönüştürdüğü bir seri. Yani buram buram Rus kültürü kokuyor. Ve açıkçası bu yüzden Metro Rusça olarak oynadığınızda sanki atmosfere daha çok girebiliyorsunuz. О, какие люди, Артём! Здоров, как бык! Но ты, брат, Нет, конечно, смотрите. дал! Тёмыч, как ты, дорогой! Вижу, жив, бродяга! Пардон, ну, сейчас устроим пир! Артёмыч, ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже! Как там? Bir de anlam kaybı oluyor. Hayır, duygu tam o kadar bir şey değil diyelim ama anlamın kaybolması bence çok kötü bir şey. Bu konuda örnek verebileceğim şey ise Metal Gear Solid. Metal Gear Solid biliyorsunuz Japon uluslararası da Hideo Kojima'nın yaptığı PlayStation 1 oyunu. Oyunun tüm hikayesini, repliklerini falan kendisi yazıyor bu adam. Oynanışa kendisi karar veriyor. Oyunun her şeyini kendisi yapıyor, denetliyor.
Ama denetleyemediği bir şey var ki o da İngilizce çeviri. Çünkü Kojima İngilizce bilmiyor. Last year I thought I lost everything. But I didn't Şimdi size MGS'den bir saniye önce Japonca sonra İngilizce izleteceğim. Arada bir fark var mı bana söyleyin. Snake, kimin ni doushitemo kikitai koto ga aru da. Koko made kita no mo sono tame nan da kedo. Kimi wa hito o suki ni natta koto aru kai? Sonna koto o kiku tame ni. Ya, yōhei demo hito o suki ni naru no kana tte. Nani ga iitai? 君に確認したいんだ。戦場でも愛は芽生えるかどうか。たとえどんな状況でもどんな時代でも人は人を愛することができるはずだ。ただし愛を享受したければその人を守り抜くこと。そうだよね。Snake, there's something I've really got to ask you. It's why I followed you up this far. Have you ever loved someone? That's what you came to ask? No, I mean, I was wondering if even soldiers fall in love. What are you trying to say? I want to ask you, do you think love can bloom even on a battlefield? Yeah, I do. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. But if you love someone, you have to be able to protect them. I think so too. Evet, sizce bir fark var mıydı? Eminim %90'ı şöyle düşünmüştür. Abi neredeyse aynı bunlar, ne var ki bunda? Yani doğru, hele MGS1 oynamadıysanız tabii anlamınızda çok zor ama bence bu iki versiyon arasında çok büyük bir anlam farkı var. Şöyle, Otokon karakterinin buraya kadar gelip Snake'e soru sormasında bir amaç var. Otokon kendisini bir savaşın içinde buluyor ve birisini seviyor. Ama bu durumda birisini sevmesinin uygun olup olmadığından emin değil. Bu yüzden Snake'e gidip soruyor. Bir savaş için olsak bile birisini sevebilir miyiz diye. Snake de aşkın iyi zamanda olmaz ama birisini seviyorsan onu kurabilmelisin deyince Otokon üzgün bir şekilde kekeleyerek öyle değil mi diye bir tepki veriyor. Çünkü Otokon güçlü birisi değil. Kimseyi koruyamayacağının farkında. Elinde sonunda Snake ile sevdiği kişinin karşı karşıya geleceğini de biliyor. Bu yüzden bir nevi gerçeği kabullenmiş bir şekilde üzgün olarak bu tepkiyi veriyor. Ve kendisinin sonradan bu duruma hazırlandığını da görüyoruz. Ama ben bu sahnenin İngilizce versiyonuna baktığımda ise If you love someone, you have to be able to protect them. I think so too. Evet abi, aynen katılıyorum. Hadi sevdiğiniz kişiyi koruyalım, haklısın abi, hadi gidelim diye bir duygu alıyorum. Yani sadece tek bir tepkinin değişimi bile benim için bu kadar anlam fark yaratıyor. Ki yine MGS1 üzerine gidecek olursam tüm oyun bu şekilde. MGS1 İngilizce çeviren adam çevirirken çeviriye sürekli kendi yorumlarını katıyor. Hatta Kojima oyun çıktıktan sonra bunu fark edince çok kızıp çevirmeni kovuyor. Bundan sonraki oyunlarsa Japoncasına daha yakın bir çeviride çıkıyor. Bu yüzden ben genelde oyunları orijinal diliyle oynamayı tercih ediyorum. Ama unutmayın, buradaki anahtar kelime genelde. Tabii ki her oyun orijinal dil oynamak zorunda değil. Mesela en basit örneği Resident Evil serisi. Resident Evil serisi her ne kadar Japon yapımı bir seri olsa da batılı oyuncular için hazırlanan bir seri. Özellikle son oyunları tamamen Japon korku kültüründe, tamamen batı korku kültürüne kaydı. Bu yüzden artık Resident Evil serisi Japonya'da satmıyor bile. Bu yüzden oyunu tamamen batılı için yapıyorlar ve tabii ki oyunu İngilizce oynamak da daha iyi oluyor. Ama çok Japon kültürü olan bir şey gördüğünüz oyunu Japonca, Metro Rusça, Crysis'i de Türkçe oynamayı unutmayın.